Betüş! 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 Efendim? Ya bir dakika bakar mısın? Tamam, geliyorum. Ben bir Cem'e bakayım. Tamam, ben de bunu örerim. Hadi ör bakalım. Tilek, güzel ör. Betüş'ünkü gibi olsun. Ayıp ediyorsun abla ama. Görelim bakalım. Ah, Betüş Hanım. Efendim? Kızlar uyandılar mı? Kahvaltı hazır, sütlerini koyayım. Koy koy, hemen geliyorlar. Seninki gene ne istiyor kim bilir. Ay ne bileyim, kesin bir şeyini bulamamıştır. Of, of. Efendim oğlum? Eşofmanlarımı bulamıyorum. Bugün beden eğitimi dersim var. Dolabına baktın mı? Baktım ama yok. İstersen bir de sen bak. Dur bakayım, ben şimdi bulurum. Haklısın, hep buradaydı onlar. Sakın Firoze yıkamış olmasın. Dur ben bir banyoya bakayım. Yıkadıysa yandık, hemen kurumaz ki. Ne yapalım canım, sen de öbür eşofmanlarını giyersin. Ne yapalım? Canım benim. Hadi servisin gelmeden hemen eşyalarını topla da kahvaltını et. Hadi. Firoze. Efendim. Cem'in okul eşofmanlarını gördün mü, bulamıyoruz. Yok. İyi düşün, yıkamış olmayasın. Görmedim vallahi. Allah Allah. Ne yaptı bu çocuk? Bunları okulda mı unuttu acaba? Günaydın Firuze abla. Günaydın. Günaydın. Firuze, sen Cemil'in şofmanlarını görmediğine eminsin değil mi? Görmedim dedim ya Betüş Hanım. Kızlar. Firuze ablanın size nefis kızarmış ekmekler hazırladı. Bu mu nefis kızarmış ekmekler? Babam uyanmadı mı? Uyandı ama erkenden içine gitti. Sizi de çok çok öptü. Doğru, bugün babam iş yerinin sahibi gelecekti değil mi? Hı hı. O amca gelmeden önce yapması gereken bir sürü iş varmış. Biz tanıyor muyuz bu amcayı? Hepimiz değil. Ben tanıyorum ama. Abimle ben de tanıyorum. Ben niye tanımıyorum? Çünkü sen bu eve gelmeden çok uzun zaman önce o amca gitmişti. Peki nereye? O amcanın karısı hastalandı. Doktorlar da temiz hava alsın diye onu uzak bir yere gitmesini önerdiler. Kendal amca da karısını çok sevdiği için onu bir çiftliğe götürdü. İşleri de Umur amcaya emanet etti. Tam adamına yani. Umur Bey dediniz de aklıma geldi. Bu sabah babanız gitmeden evvel çok güzel bir haber verdi. Ne? Galiba Umur Bey istifa ediyormuş. Kendal Bey'i kıskandığı için. Yaşasın. Hiç bana öyle bakmayın Betüş Hanım. Çoluk çocuk hepimiz o duygusuz adamdan kurtulduğumuza seviniyoruz. Bu arada Betüş, eşofmanımı buldun mu? Bulamadım. Firuze ablan da bilmiyor. Cem, sen onu okulda unutmuş olmayasın. Eve getirdiğime eminim. Allah Allah. Bir daha bakayım bari. Allah Allah, bakmadığım yer kalmadı. Nereye gider bu çocuğun eşofmanı? En iyisi sihirli küreye sorayım. Sihirli küre, Cem'in eşofmanı nerede? Çöp kovasında. Ne? Firuze Hanım üzerine çamaşır suyu dökmüş. Sizden korktuğu için de atmış. Yenisini alıp yerine koyacakmış. Çok teşekkür ederim. Ben daha güzel çeviriyorum. Hayır ben. Ceren'e de oynamayı bırak, servisiniz geldi. Tamam. Betüş hadi servisiniz geldi. Tamam canım, hadi al bakalım bugünlük bu eşofmanlarını giy, tamam mı? Ama... Hadi bakalım çabuk. Ama lütfen bir daha bak ya, evde olduğuna tamam, eminim. Tamam, her yere bakacağım. Hadi yürüyün bakayım. İyi akşama görüşürüz. Hadi güle güle bakalım. İyi gençler. Aferin, servisin de geldi. Güle güle Firuze abla. Canım. Hadi Allah seni açıklığı ver. Canım sana güle güle. Hadi yürü bakalım. Sıkalım. Firuze'cim bu Cem'in eşi... Betüş Hanım. Biraz evvel mutfakta düşünüyordum. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bence bu Umur Bey'in istifası en çok Duda Hanım'a yarayacak. Niye? Onu daha az görecek de ondan.
Ferizan, belki daha aklı başında birini bulur. Ha? Sahi, belki de annem babama geri döner. Niye girdiniz böyle? Hiç. Ay, annem dedin de aklıma geldi. Ben önce Perihan teyzeye sonra anneme uğrayacağım. Onun için hemen hazırlanmam lazım. Ben bunu hayatta halledemem. En iyisi çöpü yok etmek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evde peri annem babam ve bizlerle hayat renk.